Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de mavi vatanda sondaj yapacak gemilerimizden dördüncüsünün ismi belli oldu. Bizlerin kaç zamandır Alparslan sondaj gemimiz dediğimiz çünkü Alparslan olarak duyurulmuştu böyle bir söylenti vardı isim Abdülhamit Han olarak açıklandı. Dördüncü sondaj gemimizin adı Abdülhamit Han. Arkada Mersin'de çekilen fotoğrafları paylaşıyorum. Boyandı, Türk bayrağı üzerine yerleştirildi. Göreve hazır hale getiriliyor. Üzerindeki teknik çalışmalar yapılacak ve yeni görev yerine iddia o ki yeni görev yeri görev bölgesi Girit'in güneyi. Bu bölgeler olacak. Oraya doğru göreve, sefere çıkacağı iddia ediliyor. Abdülhamit Han oldu. Dördüncü sondaj gemimiz hayırlı uğurlu olsun. Seferler bizim olsun. Bolca bolca gaz petroller çıkarmak inşallah ama inşallah nasip olsun. Bir diğer Türkiye'nin içindeki olaylardan Turkish Airlines Türk Hava Yolları Türkiye Hava Yolları olaraktan değiştiriliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Şimdi bu herhalde uluslararası arenada Türkiye isminin Türkiye olarak tescilinin ardından hani artık Birleşmiş Milletler bunu kabul etti. Tüm dünyada yazışmalar Türkiye olaraktan yazılacak ve tüm artık olaylar Türkiye bitti. Türkiye üzerinden gidecek. Bunu daha da pekiştirmek yani Türkiye kelimesini, Türkiye ismini daha da hafızalarda kafada tutmak için en çok sağa sola dünyanın dört bir tarafına uçan nedir? Türk Havayolu firmamız. Türkiye hava Havayolları olaraktan güncellenecek. Bu düşünülüyor olabilir. Şimdi burada bakıyoruz ki Fransa hava Havayolları var, Avustralya Havayolları var, Hollanda hava yolları var. O var, bu var, şu var. Bayağı bir var. Başka başka sorunlarımız varken bu hamlede gerekli miydi? o düşünülür, o konuşulur. Ama ne diyoruz? İnşallah Türkiye'miz için hayırlı bir hamle olur. O zaman devam. Doğu Türkistan, Uygur, Uygur Türk'ü kardeşlerimize Çin zulmü bitmiyor, bitmiyor, bitmeyecek. Çinler bizi görmeden bu zulümden vazgeçmeyecekler. Ne oluyor? Doğu Türkistan'daki Uygur Türk'ü kardeşlerimizi Çin hükümeti, Çin devleti zorunlu olaraktan çalıştırıyor, zorunlu olaraktan hapislere atıyor. Nedir? onları bir Çinli gibi düşündürüp, bir Çinli gibi giydirip, bir Çinli gibi dini inancını değiştirip bu yolda kendi programladıkları yeni bir nesil, yeni bir Uygur Türk'ü konsepti ortaya çıkarmak istiyor. Çin. Zalim Çin. Çin bu noktada Uygur Türk'ü kardeşlerimizi çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden orada burada, sağda solda çalıştırıyor. Tarlalarda, fabrikalarda, pamuk tarlası her işte adeta bir köle olarak çalıştırıyor. Karın tokluğuna çalıştırıyor. Çin şimdi uluslararası arenadan gelen, Bloomberg'un yaptığı haber, uluslararası arenadan gelen baskıyı azaltmak, Birleşmiş Milletler'den gelen baskıyı azaltmak için ve bu çerçeveyi hani Uygur Türklerini zorla işlerde Çin devleti çalıştırıyor algısından Çin kurtulmak için yan bir yola girdi. Ne yapıyor? Çinli şirketler Uygur Türk'ü kardeşlerimizi kendi altlarında çalıştıracaklar. Hani sözde fabrikada çalışıyorlar. Sözde şirkette çalışıyorlar. Kendi istekleriyle çalışıyorlar. Algısını oluşturmak. Vay Çin vay. Yemezler. Elbet ama elbet bu zulüm. Bu zulmü de bitireceğiz. Biz bitireceğiz. Türkistan orduları bitirecek. Çin. Sen Çin setli yapmaya şimdiden başla. Yeni yeni setler yap. Ama bu defa hemen mi geleceğiz? Hemen gelemeyiz ama önümüzdeki yıllar, belki 10 yıl, belki 15 yıl, belki daha erken, belki daha sonra elbet ama elbet bir gün geri geleceğiz inşallah. Çin demişken Çin devlet başkanı Tayvan'a karşı özel harekat başlatma emrini verdi. Ne demek yani? Çin bir anda Tayvan'la savaşa mı giriyor? Yok. O değil sevgili dostlar. Çin devlet başkanı esasen burada bir harekatın denemesini yapacak. Küçük bir tatbikat yapacak. Generallerine emri verdi. Generaller şu an çalışıyor. Efendim hava kuvvetleri böyle, deniz kuvvetleri şöyle işte karadan füzeleri böyle göndeririz gibisinden çalışmalarını yapıyorlar ve günün sonunda. Günün sonunda Çin'in küçük bir deneme yapabilir. Tayvan'a karşı ufaktan böyle harekat denemesi yapabilir. Çünkü Amerika'nın iyiden iyiye kafalarının karıştığını, Amerika'nın bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşında orada gösterdiği, daha doğrusu gösteremediği başarısızlık. O bir tarafta Çin'e karşı bu hamleyi yapamayacak. Çin de Tayvan'a karşı bir harekat başlatırsa Amerika köşeye sıkışacak algısı var. Çin'de. Çünkü Orta Doğu'da da İran'a karşı İsrail'in başlayacağı olası bir harekat var. Amerika hepsine yetişir mi? Amerika hepsine yetişemez diye düşünüyor Çin. Ne diyoruz? Yiyin birbirinizi. Sizler birbirinizi yiyin. Bizlerin yol açılsın. Dünya savaş teknolojileri tarihi yeniden yazılıyor. Bu tarihi yazan da yine yeniden biz Türkler, Türk mühendisleri, Türk teknolojileri, sevgili dostlar, Ruslar, Türk teknolojilerine karşı inanılmaz derecede başarısız oluyorlar. Rus araç gereçleri, Rus askeri teknoloji sanayi adeta Türk teknolojileri karşısında bir hezimet yaşıyor. Ha tamam tüm alanlarda mükemmel miyiz? Mükemmel değiliz. Ama Allah'ın bir nimeti insansız hava teknolojilerinde, insansız kara teknolojilerinde, insansız deniz ve denizaltı teknolojilerinde bir numaraya doğru gidiyoruz. Bu noktada Çin Türklerin ürettiği İHA'lardan, siyalardan korunmak için, Karadeniz'de korunmak için arkada gördüğünüz komik önlemler, tedbirler alıyor. Kendisini korumak için ve denizlerini korumak için üretilen Rus savaş gemisi kendisini koruyamıyor, gücü yetmiyor. Üstüne Tor hava savunma füze sistemleri yerleştirildi. <laughs> Şöyle yakından baktığımızda görüyoruz. Adamın bir elinde paspastan temizliyor çürüğeyle. Şöyle cıncık gibi olsun da Güzel olacak. Güzel olacak. E biz onu cıncık cıncık yaparız. Şimdi Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı bayraklar TB2'ler Rus gemilerini, Rus savaş gemilerini, Rus tanklarını, toplarını, tüfeklerini, zırhlı araç gereçlerini yerle bir etmişti. Rus hızlı hücum bot gemileri böyle kaçmaya çalışırken, zikzak yaparken yerle bir edilmişti. Hatırlayın o kareleri. Ey Moskov, sen bu önlemlerle anca ne avlarsın? Kendi kendini avlarsın. Bizden bir şey kaçmaz. Öpücük... Yok, gömçürtücük canım. Orta Doğu demişken... İsrail. Dünyanın beş belası. İsrail hükümeti her an düşebilir. İsrail Başbakanı yaptığı açıklamada hükümetimiz bir ya da iki hafta içinde düşebilir açıklamasında bulundu. Hotta. Şimdi bu. İsrail'de koalisyon hükümeti var sevgili dostlar. Dörtlü beşli koalisyon bulunmakta. Ve bu dörtlü beşli koalisyon beş benzemez bir arada artık o onu çekiyor, o onu çekiyor, o oraya çekiyor, bu buraya çekiyor derken İsrail'de hükümet düştü, düşecek. Şimdi bu görünen kısmı Hani İsrail başbakanı, İsrail kanalları bunu yazıyor ama bir de işin derin kısmı var. Kapalı kapılar ardı var. Neler mi var? Bilal Feyza sizin için bu analizleri yapıyor. Öngörüm odur ki sevgili dostlar, demek ki gidiyoruz Siyonist Derin Devleti. Siyonist Yahudi Derin Devleti yeni bir hükümet kurduracak. Bu kurduracağı hükümet daha şahin bir hükümet, daha savaşçı bir hükümet olacak ve bu noktada Siyonist Derin Devleti yeni bir savaşa, hatta ki savaşlara hazırlanıyor. İlk İtapta Lübnan, Lübnan'a karşı bir savaş başlatmayı düşünüyor. İsrail derin devleti ve diğer taraftan da İran mı? Belki de göstermekten bir iki hareket yapabilir ama esas İran değil. Suriye, Suriye üzerinde yeni yeni yerlere girişte bulunmak. İsrail derin devleti, İsrail Siyonist derin devleti büyük İsrail hayalleriyle bu çalışmaları yapıyor. Şimdiki mevcut hükümet 5 beş benzemez 5'li koalisyon birbirini çekemiyor. O oradan, bu buradan, şu şuradan istediklerini alamadı. İsrail derin devleti. Eee o zaman ne yapacak? Siz gidin. Bize daha şahin bir hükümet lazım. Biz onu kuracağız. Çalışmalarının bir ön hazırlığı. Lübnan'da hali hazırda bir map krizi yaşıyor. İsrail. Lübnan diyor ki buralar benim map alanım. Deniz kıta sahanlığım. Buralardaki doğa Akdeniz'deki map alanıma İsrail sen işgal ediyorsun. Derhal çık İsrail'de çıkmam seni vururum. Ve hatta ki bugün İsrail yaptığı açıklamada binden fazla Lübnan hedefi belirlendi. Akıllı olsun diye mesaj. Bunlar sevgili dostlar. Kapalı kapılar ardında konuşulanlar, düşünülenler mi? Her an her şey olabilir. Bilal Feyza sizin için bu analizleri yapıyor. O zaman devam. Geçiyorum Türk dünyasına ve Tacikistan karşıda. Türk dünyasının önemli ülkelerinden Kırgızistan'a Tacikistan tarafından saldırı gerçekleştirildi. Tacik ordusu Kırgız ordusuna saldırı yaptı ve Kırgız ordusu ani bir şekilde karşı saldırı yaparaktan Tacik ordusundan bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişiden fazla da yaralı var. Şimdi bu Tacikistan ve Kırgızistan arasında olaylar geçtiğimiz seneden beri sürüyor sevgili dostlar. Sınır problemi yaşanıyor. Peki bu olay özette neydi? Bir hatırlayalım sizlere bir hatırlatayım. Kırgızistan ve Tacikistan arasında geçtiğimiz seneden hatta daha önceki yıllardan beri süre gelen sınır problemi özellikle nehir yataklarının problemi. Hani bu nehir yatağı benimdi senindi bu vadi benimdi senindi kavgası bugüne kadar geldi. Daha arada bir tam bir ateşkes yapılmadı. Türk devleti arada ara oynuyor ama Tacikistan tarafı ve Kırgızistan tarafı buna tam olaraktan kapıları açması lazım. Kırgızistan bir taraftan Rusya ile o bir taraftan uzaktan da böyle Amerika'yla diğer taraftan Tacikistan'da İran hamleler yapıyor. Bunlar eğer ki arada tam bir sulh istiyorlarsa Türk devleti, Türk devlet aklı Türkiye onları sakinleştirecek ve arada barışı ve huzuru getirecek. Tacikistan da bizim için önemli. Kırgızistan bizim kardeşlerimiz. Bu noktada Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın sulh yapması, barış yapması ve sorunlarının, problemlerini çözmesi bölgede güvenliği yükseltecektir. Ama bu tür gerilimler bölgede farklı farklı daha büyük olayların yaşanmasına vesile olabilir. Allah korusun diyelim. Kırgızistan'a yapılacak olan topyekün bir saldırı, diğer taraftan Kazakistan, o bir taraftan Türkmenistan, Özbekistan tüm bölgelerde farklı ateşin çıkmasına sebep olabilir. Rusya da en altından bunu destekleyebilir. Niye? Çünkü Rusya Türk devletlerinin Türkiye ile yakınlaşmasını istemiyor. Türk devletleri hali hazırda Türkiye ile inanılmaz derecede yakınlaştı, sevgili dostlar. Tam yakınlaşma sağlandı mı? Tam yakınlaşma sağlanmadı. Malum kardeşlerimiz onca yıl Rus esaretinin altında yaşadılar, Rusların baskısı altında yaşadılar. Kolay mı bir değişime dönüşüm? Kolay değil. Ama Türkiye, Türk devleti inşallah bunu başaracaktır. Can kardeş Azerbaycan'da bunu başardık. Diğer Türk devletleriyle de başaracağız. İnşallah. inşallah. Eğitimde bir, sağlıkta bir, parası bir, ekonomisi bir, ordusu bir, 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 bir. Bu kadar birler içinde ne güzellikler doğar. İnşallah o güzellikler doğacak. Türkiye, Azerbaycan doğdu. Karabağ çok büyük oranda azat olundu. Daha da azat olunacaktır. Diğer bölgeler, diğer Türk devletleri de bu halkaya onlar da giriyorlar daha da katılacaklar. Türkiye büyük olaraktan Tacikistan ve Kırgızistan arasını yapmalı. İnşallah bu sorunları da Türkiye çözecektir. Geçiyorum Zirtakiler diyarına Yunanistan. Yunanistan'dan devşük devşük açıklamalar gelmeye devam ediyor. Olympus'un çocukları kendilerini adeta bir Zeus'un çocuğu olaraktan görerekten açıklamalarda bulunuyorlar. Bir taraftan Yunan milletvekilleri, diğer taraftan Yunan bakanları, o bir taraftan Miçotakis, diğer taraftan Yunan generalleri. ileri geri Türkler hakkında, Türkiye hakkında abuk subuk konuşmalar yapıyorlar. Bunlar kendilerine çok güveniyorlar. Esasen kendilerine değil, arkalarındaki güce, Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ona, buna güveniyorlar. Yunan general Frangos yaptığı açıklamada "Eğer ki Türkler herhangi bir kaya parçasına çıkıp bayrak dikerlerse onlarla savaşacağız." dedi. Herhangi bir kaya parçasına. Bunlar herhalde kar dağı unuttular. Kardak'ta onların bayraklarını alıp ellerine vermiştik. Geri mahallelerine göndermiştik. Şimdi Türkler durdu. Türklerin sesi çıkmıyor. Türkler bize karşı gelemez. Türkler harekat yapamaz. Türkler vuramaz. Onu yapamaz, bunu yapamaz." diyorlar ya. Çünkü birilerinin kazıdan bu açıklamalar Yunan generalde bu konuşmayı yapıyor ya. Elbet o da başına geleceği çok iyi biliyor. Biz ne diyoruz? Havlayan it ısırmaz. Ama biz her an bekliyoruz. Ayrıca başka bir Yunan general o da bunun benzeri bir açıklamada bulundu. Türkler olası bir şekilde Girit'in güneyine sondaj yapmaya gelirlerse Abdülhamit Han sondaj gemimiz biz bu Türk gemisini vurup batıracağız dedi. Öh 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 özgüna e bak sen sevgili dostlar o olur bu olur şu olur Yunan bu konuşmayı yapar Yunan bu konuşmayı yapmaya devam edecektir Yunan bu konuşmanın dozunu daha da arttıracaktır çünkü biliyor ki Hristiyan kulübü Haçlılar heps ama hepsi birler sizler bir olun biz diyoruz ki Haç ile Hilal'in savaşında gereken neyse yapacağız biz bizim olan haklarımızdan bir dirhem adım geri atmayacağız bu ne bir partinin ne bir hükümetin onun bunun değil bu Türk milletinin en büyük hakkıdır. Bu aziz ve necip milletimizin en büyük hakkıdır. Bu Türkiye'nin hakkıdır. Vatanımızı, misak-ı millimizi temizleyecek. Diyorum ya tertemiz yapacak. Yapmaya devam edeceğiz. Yunan sen bu konuşmalara devam et. Senin generalin, milletvekilin, bakanın o şu bu konuşmaya devam etsin. Vakti ve zamanı geldiğinde Türk devleti kaç palikarya. Kaç eteğini fistanını çekerek kaç. Kaçtın kaçtın. Kaçmadın. Mh. Seni de Olympus'un depesinde çorum kamyoncularına teslim edeceğiz canım. Çayımızı Atina'da demler. Seni de Mora'ya tıkıveririz. Mora'yı unutmadık. Mora. Bu hıyara sürülecek aklı bulunmayan Sirtakilere arkadaki fotoğrafları göstererekten diyoruz ki. Ey Yunan. Bak o hava attığın Fransız savaş son halini sağdaki gibi göreceksin. Akıllı, uslu, puslu otur. Yoksa dünya Rafael savaş jetlerinin denizaltı olarak görev yaptığını böylece görmüş ve öğrenmiş olacak. Sirtaki balu Geçiyorum NATO toplantısına. NATO toplantısında Yunan'ı, Sirtaki milletvekilleri durmadı. Durmuyorlar ileri geri. Abuk sobuk konuşmalarına Hulusi Akar Paşa'mız öyle cevaplar verdi ki adeta mosmor oldular. Deliye döndüler, çılgına döndüler. Türkiye, Türk Savunma Bakanı nasıl böyle konuşur, böyle açıklamalar yapar diye Yunan basını bas bas bağırıyor. Behren, kuyruğuna basılmış eşek gibi ııı, ıı yapıyor. Yap daha da yapacaksın. NATO meclis toplantısında Hulusi Akar'a sorular soran, oradaki işte ilgili ülkelerin milletvekillerinden Yunan milletvekilleri adeta Türkiye'yi aşağılar tarzda sorular soruyor. Bir taraftan diyor ki Türkler Kıbrıs'ta işgalciler. O bir taraftan diyor ki Türk savaş jetleri adalarımız üzerinde uçuyor. Türk savaş jetleri onu yapıyor, Türk savaş gemileri bunu yapıyor diye Hulusi Akar Paşa'ya sorular sordular, ortamı gerdiler. Hulusi Akar Paşa da arkada videoda anılan fotoğrafları görüyorsunuz. Alınlarının çatına çatına adeta MHP'de 76'dan atılan kurşun gibi, mermi gibi lafları sohu verdi. Onlar da oturup kaldılar. Sizler akıllı olmazsanız, sizler bu kafayla giderseniz, sizler Türkiye'nin iyi ilişkilerini kötüye kullanırsanız daha da kötü günler sizi bekleyecektir. Bu sadece küçük bir fragman babında mesaj verdi Hulusi Paşa'mız. Oh. Ağzına sağlık. Tabii bu mesajları alan Yunan milletvekilleri çılgına döndüler. Onlar çılgına dönmeye devam etsinler. Bizler onların hakkını masaları kurduk. Bak, bu masayı kurduk. Bu masa ne masası? Adalar Denizi masası. Adalar Denizi masasında ne var? Mavi vatan var ve bu mavi vatanın içinde bulunan tüm adalar. Rodos, Midilli, Kerpe, 12 adalar, Adalar, Girit. Girit'e de gidecek ora bekle. Buralar bizimdir. Bu masayın içinde gelin kabul edin diyoruz Yunan'a. Mesajı böyle veriyoruz. Ama Yunan'ı tatlı niyetine en sona bırakıyoruz. Ağzımızı tatlandıracak. Önce Suriye'de misak milli topraklarımızın Suriye bölgesindeki güvenliği tesis edeceğiz. İran kuzeyinde Musul, Kerkük tüm bu bölgelerde güvenliği tesis edeceğiz. Çünkü Musul, Kerkük'te de demografik yapıyı değiştiren, değiştirmek isteyen hamlelerde bulunuyor. O İsrail'in Yahudilerinin oraya atadığı ajanlar. Bunu Türk devleti çok iyi biliyor. Ne Musul, Kerkük, Tusurmatı buradaki Türk demografik yapısının değişmesini izin vermeyeceğiz. Ne de bizim misakı milli topraklarımıza Mümbiş, Telifat, Aynel Arab, Halep ve buralarda kok temizliği yapacağız. Kök temizliği. Ardından en son adalarımız. Miçotakis kendine çok güvenmesin. Yunan generaller kendine çok güvenmesin. Miçotakis Ermenistan Başbakanından telefon alıyor, tavsiye alıyor. Konuşuyorlar kendi aralarında. Ne oldu, şu oldu, bu oldu. Karabağ'da olanları hepsi ama hepsi canlı yayında izlediler. Belki de belki Paşinyan Miçotakis'e şöyle demiştir. Alo Miço, alo Paşinyan, naber? ne haber? Ne diyorsun falan ve Paşinyan Miçotakis'e şunu demiştir. Bak, akıllıdır. Türkler dediğini yapar. Miçotakis, "Yok ya, onlar o kadar da göründüğü kadar güçlü bir ordusu yok. Türklerin gücü kadim Yunan halkına, Helen halkına yetmez." demiştir Miçotakis. Karşısında Paşinyan kafa sönde şöyle sallayarak da. Evet yetmez. Bize de öyle demişlerdi ve biz de denedik ardından tıpaları yedik. Aman ha. Yeminle beni de böyle kandırdılar demiştir Paşinyan bir tiyatro. Bu olanlar olacaklar. Türk devleti hepsini ama hepsini uyarıyor. Geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla geri geliyoruz. Kaçın. Canını seven kaçsın. Sevmeyen Beklesin. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.